Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün ana baba hakkıyla alakalı sorumuz var. Daha önce de değişik şekillerde anlatmıştınız. Tabii dünyadayken ana babanın evladı üzerindeki hakları var. Bunları da az çok insanlar kestirebiliyor ama ölünce iş bitecek mi? Ben onu merak ediyorum, onu sormak istiyorum bugün. Yani ana baba öldükten sonra da hayattaymış gibi veya işte hayattayken olduğu gibi hakları devam eder mi ya da hakları var mıdır? Mustafa Bey, İmam-ı Nesefi Hazretleri ana babanın evladı üzerinde 80 kadar hakkı vardır buyuruyor. Bunun 40'ı hayattayken, 40'ı da vefatından sonradır buyuruyor. Daha önce bir vesileyle onu sormuştunuz. Evet. O 40 hakkı değişik şekillerde bir nakletmeye çalışmıştık. Şimdi 40'ı da vefatından sonradır. Peki bunlar nelerdir? Onlar maddeler halinde bildirmiş. Biz de izleyicilerimize ve dinleyicilerimize onları nakletmeye çalışalım inşallah Teala. Vefatlarından sonra, anne baba vefat ettikten sonra evladın üzerindeki yarı hakları. Yarı yarıya yani. Evet, yarı yarıya. Yani. Aynen öyle efendim, yarı yarıya. Defninde erken davranmak. Çok kimsenin tuhafına gider bu. Anası babasına hemen gömüverdi. Ölmesini bekliyordun. Hemen gömüverdi falan. Ya öyle değil o. Evet. Bekletmemeli buyuruyor. Çünkü bekletildiği zaman soğur. İnsan kokmaya başlar. Evla olan o yani. Evla olan o. Bekletilmemeli. Vefat ettikten sonra kitaplarda, fıkıh kitaplarında bildirildiği şekilde sünnet seniye uygun bir şekilde iyi bilen bir kimse tarafından yıkamaz. Öyle cahil mi? Sallapata değil. Çünkü ruh bedeni terk ettiği zaman bile bedene yapılan beden hisseder. Çok soğuk, çok sıcak şey yaptığı zaman beden hisseder bunu. Üzülür ondan. Kefenini de yine sünnet üzere yapmak. Caiz olmayan kefen yapmamak. Mesela bugün şeyler var, o beyaz patıska mı diyorlar. O bezlerden aynı şekilde yapılıyor. Diyelim ki bu brandalarla getirip aynı kefenlenmez onlar. Onlar o poşetin olmaz. İçine evet, konulmaz. Poşetin içine konmaz. Ve kefen yaparken de buyuruyor, sünnete uygun sayıya dikkat etmek. Erkeklerinki 3 parça, kadınınki 5 parça buyuruyor. Fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında bunlar yazıyor. Kefende de israf etmemek. Ya ben zenginim, anam babam feda olsun. Yok değil o. İsraf etmemek. İsraf etmiyor. Haram işlemiş oluyorsun, günaha giriyorsun. Onda o ölen anne baba hisseder. Bildirilen neyse yani. Bildirilen neyse. Lazım. Aynen o. Ve kefen helal paradan olması lazım. Şüpheliyse helal parası olan birisinden ödünç alıp ondan kefen almak. Çünkü onunla kabre koyuyorsun Mustafa Bey ya. Melekler diyecekler ki senin şu kefen bile haram. Ya, onun hesabını soracaklar orada. Ve bir başka hakkı da cenaze namazını biliyorsa kendisi kıldırsın buyuruyor. Erkek. Evlat. Tabii bidat ehli kimselere kıldırmamak. Hani şimdi görevler oluyor falan da yani görevler anlayışla karşılıyor. Meyyitin vasiyeti var deyince zaten onlar bir şey demiyorlar. O işte görevli olan, vazifeli din görevliler var. Diyelim ki evladı biliyordu falan. Onlara diyorlar ki bak vasiyeti evladı var. Peki onlar çekiliyorlar zaten. Vefatlarından sonra evlat arkasından hep dua etmek. Çünkü bir hadis-i şerifte ana babasına dua etmeyenin rızkı kesilir buyuruluyor. Onlar mağfireti için. Fatiha okur, İhlas-ı Şerif okur, Yasin-i Şerif okur, Tebareke okur, sadaka verir. Gönderir ve onlar ruhlarına gönderir. Sadakanın sevabını da gönderir. Haberdar olur onlar efendim. Mezara da kendisi indirmek. Ama ben korkarım falan. Sen de indirecektir hemşerim ya. Kendin indir toprağa. Mezarı kazan ve çalışanları memnun etmek. Orada cimrilik etmemek hizmet edenlere. Çünkü onlar memnun olunca kabirdekinin hali. Onlar gösterilir ve bilir onları. İyi ve salih kimsenin arasına defnetmek. Defnederken de. Böyle fasıkların, mürtetlerin arasına değil. Kötülerin arasına gömmemeli. Çünkü kötü komşulardan onlara sıkıntı gelir. Yapılan azap hisseder onlarda. Kabrin üzerine balık sırtı. Zaten yapılıyor, ona dikkat ediliyor. Kerpiç kullanmak, uzun bunu kullanamıyorlar. Yok. Başka şeyler kullan. Küçük yerlerde vardır ama. Küçük yerlerde vardır. Pişmiş tuğla kullanılmamak, kullanmaz. Çivi, tuğla gibi fırınlanmış şeyleri kabrin içinde kullanmak mekruhtur. Kabrin üstünü dışarıdan tuğla ve mermerle örtmek caizdir. Ama içini böyle yapmak o uygun değildir buluyorum. Ve o daha mezarın başında aynı şekilde sadaka dağıtmak, vermek. Oraya gelen bazen çocuklar oluyor bazı yerlerde. Onlara da vermek, memnun etmek. Kabir başında dua etmek, sadakayı ve duayı geciktirmemek. 40. ve 52. geceleri bid'attir. O geceyi beklememek. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ölen bir kimse denize düşmüş, yüzme bilmeyip imdat beni kurtarın diye bağıran kimsenin hale benzer buluyor.
Orada bağırıyor beni kurtarın diyor. Yok diyoruz biz 40 gece bekle veya 52 gece bekle. Batmazsan geliriz bir adı. Bidattır, caiz değildir bu diyor. Ve bir başka evladım üzerindeki öldükten sonra bile borçlarını ödemek. Anne babanın borçları varsa. Bana ne canım ondan al değilmiş. Evlat olarak onu yerine getirmek. Ve definde annesi veya babası telkini kendisi vermesin. Evladın üzerindeki hakkıdır buyuruyor. Çünkü evladının sesini tanır. Peki kadın? Hayır, erkek. Erkek. Bu zor bir şey midir? Değil. Herkes yapabilir mi? Değil değil. Mesela bazı kitaplarda var. Hatta bu namaz kitabı var. Hakikat kitabının yayınlarından. Onda var o telkin. Metni de var. Evet. Oradan açıp okuyabilir. Fotokopi de çeker. Şeyden de girebilir. Mesela internetten hakikat kitabı.com diye girer. Oradan da alabilir mesela. İskatını hemen yapmak. Şimdi bu konuda çok kimse kendi kafasına göre yok canım böyle bir şey yok falan diye. Aslında okumuyor tabii. Fıkıh kitaplarında okumuyor. Okumadığı için. Evet. Ölünün namaz ve oruç borçları için başkası onun yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. Çünkü hadis-i şerifte başkası yerine oruç tutulamaz ve namaz kılınamaz. Fakat onun orucu namaz için fakir doyurulur. İmam-ı Nese'yi naklediyor bu hadis-i şerifi. İskat da bu hadis-i şerife dayalıdır. Dolayısıyla annesi babası birisi vefat edince hemen arkasından iskatını yapmalı. Namaz iskatı, oruç iskatı, zekat. Ondan sonra sadaka-i fıtır, kurban iskatı, kul ve hayvan hakları için iskat mutlaka yapmalı. İskata oturacak fakir de ve bunu din görevlisi yapmaz. Yok öyle bir şey. Zaten onların çoğu da aynı şekilde bunu yanlış yapıyor. Efendim böyle şey olmaz. Onların yaptıkları yanlış. Doğru yapılış şekli. İnşallah Teala bir gün bir seferinde yine onu izah ederiz efendim. Çünkü o önemli bir konu. Meyitle alakalı olarak zaten böyle bir sual de vardı. İnşallah hazırlarız onu da. Dolayısıyla anne babası vefat ettiği zaman hemen onun devir iskatını mutlaka yapmalı. Mutlaka hemen acilen. Yine başka bir evlat üzerindeki hakkı öldükten sonra mezar taşına caiz olmayan ifadeler yazdırmamak. Mesela Fatiha-i Şerife, Besmele-i Şerife ayet yazmak caiz değildir. Uzun uzun işte ben bir gülüdüm işte solmadan neydi açmadan soldum falan. Onlara gerek yok. Resmini koymak, şey yapmak onların hiçbir faydası yok öyle. Hatta Kur'an-ı Kerim harfleriyle ismi yazılır. Bir de ölüm doğum tarihi yazılır. O kadar buyuruyor. Vasiyetleri varsa ve meşru ise vasiyetlerini yerine getirmek dine uygun değilse getirilmez. Dine uygun değilse getirilmez. Oğlum ben öldükten sonra dağın tepesine benim cesedi atıverin şu nehre gitsin falan. Yok öyle bir şey. Olmaz olur. Namazlardan sonra her zaman dua etmek. Sevaplarını onların ruhuna göndermek. Çünkü hadis-i şerifte ana babasına asi olan vefatlarından sonra onlar için dua etse Allah-u Teala onu ana babasına itaat edenlerden yazar. Bu çok büyük bir müjde. İbn-i Ebi Dünya naklediyor hadis-i şerifi. Sevabı onlara olmak üzere oruç tutmak. Hanefi mezhebinde. Kıldığın namazın sevabını gönderdiğin gibi tuttuğun orucun sevabını da onlara göndersin. Okuduğun Kur'an-ı Kerim'de göndersin. Verdiğin sadakayı da göndersin. Yaptığın ibadetlerin sevabını da gönderebilirsin. Yine sevabı onlara olmak üzere hac etmek. Kendi farz olan hac yaptı. Mesela hac yapıyorsun, sevabını onlara gönderiyorsun. Ana baba için de caizdir. Hadis-i şerifte ölmüş ana babası adına hac edene hem kendi hem de ana babası için hac yapmış sevabı verilir. Ana babasının ruhuna müjde verilir. Tarık Kutni bunu haber veriyor. Sevabı onlara olmak üzere sadaka vermek. Hadis-i şerifte sadaka verirken sevabını Müslüman ana babanızın ruhuna niyet ederek hediye etmezsiniz. Hediye ederseniz verdiğiniz sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi sevabından hiçbir şey eksilmeden size de yazılır. Ha özür dilerim. Sadaka verirken sevabını Müslüman ana babanızın ruhuna niye hediye etmiyorsunuz? Hediye ederseniz onlara gidip sana da kalır. Tabarani naklediyor bunu. Kabirlerini ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okumalı. Çünkü hadis-i şerifte ana babasının veya bunlardan birinin kabrini ihlasla ve mağfiret umarak ziyaret eden kabul olmuş has sevabı alır ve bunu adet edinen kabrini de melekler ziyaret eder. İmam-ı Hakim nakletmiş bunu. Kabirlerini cuma günleri ziyaret etmeli. İmkan dahilindeyse. Çünkü hadis-i şerifte ana babanın kabrini cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur ve ana babanın haklarını da ödemiş olur buyuruyor. Evet. İmam-ı Tirmizi nakletmiş bunu. Ziyarette dua, Kur'an-ı Kerim okulu okumakla meşgul olmalı. Uygunsuz söz söylememeli. Ana ben geldim ne yatıp duruyorsun kalk falan öyle dememeli. Uygun olanları söyle. Ve hayattayken incinmiş iseler çocuk salih olunca razı olurlar. Mesela o zaman asiydi, günahkardı. Çocuk sonra tövbe istiğfar etti, itaat etti, namaz kılmaya başladı. Onlara gösteriliyor çünkü. Bakıyor ha dediler razı olur ve affederler.
Onlardan kötü bir yol edinmiş ise her yaptığından onlara da günah ve azap edilir. Bunun için onlardan veya onların vasıtasıyla öğrendiği kötü şeyleri terk etmeli, kendi kötü amelleriyle onlara kabirde azap ettirmemelidir. Onlardan öğrendiyse kötü bir şey, onu terk etmeli buyuruluyor. Ana babaya sövmemeli. Öldükten sonra hadis-i şerifte ana babaya sövmek büyük günahtır buyurulmuştur. İmam Buhari. Yani ana babasına söversen o da senin ana babana söver. Başkasını söversen. Ve anne babanın yakınlarına iyi davranmalı. Çünkü ölmüş ana baba için dua ve istiğfar etmek, borçlarını ödemek, dostlarına ikram etmek, onların yakınlarını ziyaret etmek, iyi davranmak suretiyle onlara ikramda bulunmaktır. Ve dostlarını ziyaret etmeli. Babası öldükten sonra onun dostlarını ziyaret eden en iyi iyiliği yapmış olur. İmam Müslim naklediyor. Hadis-i şerif bu. Dostlarıyla görüşmek. Ondan sonra fıtır bayramında sevabı onlara olmak üzere sadakayı fıtır vermek. Kurban bayramında sevabı onlara olmak üzere kurban kesmek. Ve ana babanın sevdiği yemeği yapıp fakirlere verip ruhlarına hediye etmek. Ve kötülüklerini söylememek. Çünkü hadis-i şerifte ölülerinizi hayırlı anın, iyiliklerini söyleyin, kötülüklerini açıklamayın. Bunlar da buyuruyor İmam-ı Nesefi Hazretleri. Anne babanın öldükten sonra evladı üzerindeki haklarındandır buyuruyor efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.